Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam bir yaz pastası. Limonlu pişirmeden güzel bir pasta yapacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapımına geçelim. 200 milimli klasik bardaklarda 2 parmak eksik toz şeker ilave edip 2 adet limonun da beyaz kısmı gelene kadar rendenizin en ince kısmıyla rendeliyoruz. Öncesinde limonlarımızı yıkayıp güzelce kuruluyoruz. Limonla şekeri güzelce şöyle 1-2 dakika karıştırıp birbirine yediriyorum. Şimdi bu kenarda beklerken tencerenin içerisine 1 adet yumurta, 1 adet de yumurtanın sadece sarısını ilave ediyorum. Hazırladığım şekerle limon karışımını da ilave edip yumurta ve şeker limon karışımını güzelce karıştırıyorum. Kenarda bekleyen 2 adet kabuğunu rendelediğim limonu da güzelce sıkıyorum. Öncelikle limon sıcağında sıktım. Daha sonrasında bir süzgeçten geçirdim. İçerisinde hiç taneli kalmaması gerekiyor ki pürüzsüz bir kıvam olması için. Her iki limonu da sıkıp içerisine ekleyeceğim. Çay kaşığının sadece ucuyla biraz da tuz ilavesi yapıp karıştırıyorum. Ve ocağa götürüp pişiriyorum. Altını kısa alın, sürekli böyle karıştırın arkadaşlar. Çırpıcı ile yaparsanız daha rahat olacaktır. Çırpın güzelce ve içerisine hemen hemen 2 çorba kaşığı kadar tereyağını da ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Böyle kaynadığını gördüğünüzde yeterli, çok pişirmiyoruz. Yumurtaları çok pişirmeyin lütfen. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıyorum. Bir kabın içerisine alıp soğutacağız öncelikle arkadaşlar. Bu hem üzerinin sosu için hem de hazırlayacağımız kremaya ekleyeceğiz yarısını da. O yüzden iyice soğuması gerekiyor. Bu işlemi de yaparken bir süzgeç kullanın. Tamamen böyle içerisinde taneli falan kaldıysa kalmasın, pürüzsüz bir kıvam olsun ki o üst kısmı daha güzel gözükür arkadaşlar. Süzüyorum ve fazla kalan kalıntıları spatula ile bastırarak eziyorum. Fazlasını da alıyorum. Sosumuz hazır. Üzerini böyle kapatıp biraz dışarıda soğuyana kadar tutun, sonra dolaba kaldırın. Hemen ardından kedi dillerini ıslatmak için limonlu bir sos hazırlıyoruz. Limonun kabuklarını, böyle bir adet limonun kabuklarını doğradım. Bir bardak su, bir çorba kaşığı da şekerle bir iki taşım kaynatıyorum ki bu suyuna limonun kabuklarının lezzeti geçsin. Bu şerbet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su sararmaya başladı. 1-2 dakika kaynatıp kenara aldım. O soğusun artık. Bir paket krem şanti. Bir paket de kremayı ilave ediyorum. Kremanın yağ oranı önemli değil arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolusu da labne peynirini ilave edip kıvam alana kadar çırpıyorum.
ve hazırladığım soğuttuğum limonlu sosun yarısından biraz daha azını kremamın içerisine katıp çırpıyorum. Böyle kremada da limon lezzeti gelmesi için bol limonlu bir pasta çünkü. Onu da çırpıp gördüğünüz gibi kıvamı aldıktan sonra artık krema kısmım hazır. Onu da kenara alıyorum ve pastamı yapmaya başlıyorum. Bir paket kedi dili kullanıyorum. Hazırladığım limonlu şerbetimi de kenara alıp kedi dillerini şöyle batırıp altına diziyorum. Kullandığım kap küçük arkadaşlar. Öyle çok büyük kap kullanmamanızı tavsiye ederim. Çok ince olacaktır. Hazırladığım limonlu şerbetleri batırıp batırıp böyle bir sıra diziyorum. Sadece altına kedi dili diziyoruz zaten. Hemen hemen 13 tane kadar, 12, 13 tane, 14 tane yeterli geliyor. Hazırladığım kremayı da üzerine bolca döküyorum ve spatula yardımıyla üst kısmını düzenliyorum. Bolca döküp üstten düzeltin. Çok böyle alta doğru inerseniz kedi dilleri kalkacaktır. Bir spatula yardımıyla da üstünü dümdüz hale getirin muhakkak arkadaşlar. Limonlu dökeceğimiz için üzerine limon sosunu dümdüz olması gerekiyor. Üzerine de dümdüz hale getirdikten sonra hazırladığım limonlu karışımımı, sosumu da üzerine kaşıkla az az döküyorum. Bu limon sosu çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle kıvamı da çok güzel. Başka bir pastalarınıza, cheesecake'lerinizde bile kullanabilirsiniz. Limon, pardon, yumurta kokusu falan gelmiyor. Pişirdiğimiz için hiçbir koku yok. Buram buram bildiğiniz limon lezzeti yiyorsunuz. Spatulayla da üzerini düzeltip dolaba kaldırıyorum. En az 6 saat boyunca dolapta dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar dinlenirse o kadar lezzetli oluyor. Dolapta dinlendirdikten sonra üzerine şöyle birkaç parça limonla süslüyorum ve bıçakla değil böyle kaşık kaşık servis etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnanın harika oluyor. Şimdi zaten siz de kıvamını görünce bayılacaksınız. Ben artık videomu burada bitireyim. Sizler bu güzel lezzetli pastanın kıvamını izlerken birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.